Sisen'de kara olan Ecevit sendikalak diyordu. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunları konuşuyor olması lazım. Bu araya sokup o fazla mesai almak bu. Yoksa iş hastalığı, meslek hastalığı, yeni mesela silikozisi geride bırakıyoruz inşallah değil mi? Meslek hastalığı hala var ama işte. Azalı. Obezite meslek hastalığı olacak. Bundan dolayı. Evde çalışmak. Evde çalışmaktan dolayı. Doğru. Panik atak, kapalı alan fobileri, anksiyete meslek hastalığı olacak. Bunların meslek hastalığı sayılmasını, savunmasını, o işçinin dışarı çıkmasını savunabilmek lazım. Bir şey daha söyleyeyim. Bunu söyleyeyim ki solun sağdan farkını 2023'te nasıl Özgür Özel'in ve CHP'nin anlatacağını anlatalım. Temassız ödüyorsunuz her şeyi. Her şey temassız. Sendikacılık niye temaslı? Niye? Ben iş yerini biliyorum. Ama çalıştırdığı kişi hangi evde bilmiyorum. Uzaktan çalıştırıyor. Ona niye temassız sendikacılık hakkı yok? Ben ne yapacağım sendikalıcı olarak? Gideceğim, işçinin evini bulacağım, kapıyı çalacağım, onu İmzasını ikna edeceğim, alacaksın. İmza alacağım, vereceğim, patronu itiraz... Yok öyle şey. Ödeme temassızsa sendikada temassız olabilecek. Çalışan temassız yerden çalışıyorsa, uzaktan çalışıyorsa. Temassız sendikacılığı ben savunmayacağım da kim savunacak bu memlekette? Evet. O yüzden CHP'nin sol değerlerini biraz anlattınız. Ekonomiye bakışını anlattınız. Bakın, evet. Endüstri 4.0'a karşı olmak ahmaklıktır. Ama emek 4.0'ı savunmamak CHP'nin boş bırakabileceği bir alan değil. Emek 4.0'ı solcular savunur. Özgür Bey, bu da önemliydi ama işte zamanı sığmak için şey hızlı gidiyorum. O kadar önemli şimdi, ki. Evet, evet. O kadar yani, önemli çok ki. Önemli. Yani aslında hani nasıl CHP'de ne yapacağım sorusunun çok önemli bir yanıtını verdiniz. Politika olarak. Nasıl bir CHP olacak? Nasıl bir CHP göreceğiz? Sen bunu savun da o plazalarda emeği sömürülenler, uzaktan çalışan anaları, babaları, onların halini görenler ya da robotlar gelince işsiz kalacak olan işçiler... Cumhuriyet Halk Partili olmasın, solcu olmasın, sosyal demokrat olmasın. Sen hele bir savun bakalım. Ecevit, Karaoğlan nasıl 70'lerde herkesi CHP'li yaptıysa nasıl yapıyoruz? Evet. Özgür Bey, Marmaris'ten Aynur Bey yazmış. Aynur Canlı Bey. Diyor ki, küstük diyor. Az önce siz ifade ettiniz ya, karanlığa doğru gidiyoruz. Nasıl ben Aynur nasıl geri gelecek? Ben Aynur Canlı Bey'in peşinden karanlık sokakta kosuyorum ve diyorum ki küsme. Bak bir şey değiştireceğiz biz burada. Gitme. Çünkü onun gitmesinin birden çok maliyeti var. Aynur Bey giderse CHP bir seçmen kaybeder. CHP belki yerel seçimlerde mevzi kaybeder. CHP güç kaybeder. Ama onlar hele hele bir de sandığa küserlerse bu işten Türkiye'deki şu anki iktidar muktedir olarak senin muhalif seçmenin omzu düştüğünde tek adamların yürüyüşü dikleşir. Sen sandıktan koptukça o aynı oyu da alsa yüzde oranı artar. Senin seçmenin sandığa katılımı düşükçe. Onun seçmenin düşmez. Onun seçmeni mutlu, seçtiği yönetiyor. Sen muhalif seçmeni kaçırırsan karanlık sokakta bir daha bulamazsın. Köşede durmuyor. Aynur Bey kapıyı vurup gitmedi. Sessizce gitti. Bak küstüm diyor. Evet. Ben Aynur Bey'i ikna etmek için peşinden koşuyorum. Cumartesi günü genel başkan olacağım. Pazartesi günü Aynur Bey'in kırgınlığı geçecek. Aynur Bey partiye de gelecek. Sandığa da gidecek. Ama bu anlattıklarımı yaptığım için, yapacağımız için, yeni kadrolara, genç kadrolara güveneceği için, bir daha kaybetmeyeceğimize olan inancım Aynur Bey'i heyecanlandıracağı için olacak bunlar. Başka çaresi yok. Ha bir de şöyle bir şey, çok itiraz ettiğim bir şey. Sağ ve sol 18. yüzyıla ait kavramlar. 21. yüzyılın sorunlarına bundan çözemezsin. Benim buna temelden itirazım var. İşte biraz önce anlattığım şey sol. Sağcı bunu konuşmaz. Sağcı başka şey konuşur. Ben robot vergisini konuşurum. Ben sosyal güvenlik birimine robot çalıştıranın katkısını konuşurum. Emeği konuşurum onu. Bir şey daha söyleyeyim. Efendim kalabalık mitingler istemiyoruz. Aman sokağa çıkmayalım, oyuna gelmeyelim, seçmeni ürkütmeyelim. Sağ seçmen gider Tayyip Erdoğan'ın arkasından konsolide olur. Bu kadar zam var. Bu kadar hayat pahalılığı var. Dök 2,5 milyon kişiyi zamlara karşı protesto mitingine. Bak bakalım o zamlardan beli bükülmüş AK Partili orada mı konsolide oluyor, burada mı konsolide evet. oluyor? Bunu da örgütlü yapısıyla ancak Cumhuriyet Halk Partisi mazot zammı her gece 1 lira, 2 lira, 4 lira gelirken sen akaryakıt zamlarına karşı 500 bin kişilik mitingini yap. Bakalım MHP'li dolmuşçu orada mı konsolide oluyor, senin arkanda mı konsolide evet. oluyor?
Sen yap bakalım mitingini. AK Partili taksici orada mı konsolide oluyor, burada mı konsolide oluyor? Evet. Sokakta doğurmak çok eleştiriyor. Ekmeğe gelen zamma. Kardeşim bak, ulaşımda 65 yaş üstünü bedava taşı diyorsunuz. Biz önemli mi? Önemli. Bu yarattığın mağduriyet var mı? Var. Gider mi? Gider. Devlet olarak katkı yapıyor musun? Yapıyorsun. Daha çok yap. Kardeşim ekmek fiyatı gidiyor, devletin gıkı çıkmıyor. Belli bir gelir seviyesinin altındaki insanlar için fırınlara niye katkı yapmıyoruz? Kiracılarla ev sahipleri, kiracılarla ev sahipleri birbirine gırtlak gırtlağa giriyor. Buraya niye sosyal devlet olarak müdahale etmiyoruz? Hiç ses yok. Bu, böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz ama şöyle de olmaz. Sen muhalefetsin ama mitingle, sokağı örgütleyerek, meydanı örgütleyerek, yakarak yıkarak değil. Akşam evimize döneceğiz. Ama hakkımızı alarak döneceğiz. Sokakları boş bırakmayarak onlara, iktidara kendi kalesinden top çıkartmayacaksın, ensesinde olacaksın. Biz de iktidar muhalefetinin ensesinde. Aman yanlış anlaşılmayalım, aman korkutmayalım, ürkütmeyelim, oyuna gelmeyelim. Muhalefete muhalefet eden iktidar mı olur ya? Hadi oradan. Hadi oradan. Bir de çıkmış orada burada bize akıl veriyorlar bilmem ne. Tayyip Erdoğan'ın böyle dikine kesen siyaseti. Kürt, Türk, Alevi, Sünni, sağcı, solcu. Sana bıraktığı parçayı 52'ye tam 51'e tamamlamaya uğraşmakla olmaz. Enine keseceğiz bütün yoksulları, bütün işsizleri, bütün güvencesizleri. AK Partilerin, MHP'linin, İYİ Partilinin, HDP'linin işsizine, güvencesizine, yoksuna birlikte kesebilen Tayyip Erdoğan'ın dikine kesen siyasetini geride bırakacağız. Geride. Ben Tayyip Erdoğan'a laf yetiştirmeye gelmiyorum. Grup başkan vekilliği mecliste laf yetiştirme yeridir. Gladyatör arenası gibi bir şey orası. Tayyip Erdoğan'ı geride bırakmaya geliyorum. Tayyip Erdoğan'ın o bana dayattığı oyunu benim kuralıma göre oynayacağızın kuralına itiraz ediyorum. Kuralına, benim kuralıma göre oynayacağız. Ben senin yoksullarını sana karşı örgütleyeceğim. Ben MHP'nin yoksullarını bu iktidarın sömürüsüne karşı örgütleyeceğim. Ben o yoksulları alacağım, o işsizleri alacağım, o atanamayan öğretmeni, o staj mağdurunu alacağım, o çiftçiyi alacağım, o işçiyi alacağım onun. Bana oy verecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne olmaları gereken yere oy verecekler. Emeğin Partisi'ne oy verecekler. Yoksulun Partisi'ne oy verecekler. Temel itirazım. Herkes için CHP diye sloganımız bile vardı. Bir parti herkes için olmaz kardeşim. Parti dediğim parttır, parçadır. Toplumun bir kısmının temel talepleri ve bölüşüm ilkelerine, onun lehine müdahale üzerine çalışır. Herkes için olursan kimse için olamıyorsun. İşçi için varım, esnaf için varım, çiftçi için varım, memur için varım. Kadınların özgürlükleri için varım, gençlerin umutları için varım. Herkes için CHP yok, bunlar için CHP var. Evet. O herkesin hakkını savunan biri var zaten. Uzun adam, beşli çeteninde, o zenginlerin de, çıkar çevrelerinin de bilmem de hakkını savunuyor. Ben uzun adamdan, uzun çöpten, kısa çöpün hakkını almak için varım kardeşim. CHP bunun için var. Doğru yerde kendini tarif edeceksin. Tayyip Erdoğan arkaya. Geride bırakacağız onu. Öyle Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacağım. Salıdan salıya ben Tayyip Erdoğan'la meclise atışacağım ve iktidarı kazanacağım. Tayyip Erdoğan salıdan salıya konuşsun. Ben perşembe pazarının önünde siyaset yapabiliyor muyum? Ben çarşamba pazarında teyzenin, pazar dağıldıktan sonra çürük domatesleri, atılmış patatesleri toplamasına engel olabiliyor muyum? Ona itiraz edebiliyor muyum onunla beraber? Ben tarlada var mıyım? Fabrikada var mıyım? Siyaset bu. O yüzden bambaşka bir siyaset için varız biz. Biz bambaşka bir siyasetin peşinde olacağız. Sol ne demek? Öyle korkulacak bir şey olmadığını, sol demeden bu insanların nasıl bizim onlar için savunduğumuz değerlerin değer verebileceklerini ve bizimle olabileceklerini göstereceğiz. Özgür Bey, ittifaklar. Evet. Ne olacak? Şimdi yerel seçim yaklaşıyor. İYİ Parti'nin durumu ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir toplumsal ittifak yani potansiyelinde gerileme olduğu doğrudur. Temiz bir sayfa açınca, beyaz bir sayfa açınca, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdiye kadar 7 genel başkanımız oldu. Sayın Altan Öğmen ve böyle yani Hikmet Çetin çok sevdiğim